Bunu da haber olarak dağıtırsan iyi olur. Yani hangi öğrenci şimdi uzaktan eğitimin bizim Türkiye'de şu an gerçekleştirdiğimiz uzaktan eğitimin ismi acil uzaktan eğitim ya da acil eylem planı diyebiliriz. Ama uzaktan eğitim diyemeyiz. Yani %100 uzaktan eğitim diyemeyiz. Çünkü uzaktan eğitimin yapılabilmesi için bizim alt veri tabanımız çok uygun değildi. Yani biz birden girdik, acilen bu işin içine girdik. Hiç böyle bir şeyimiz yoktu. Ütopik bir soru gelse, hani bazen soruluyor ya, adaya düşseniz kendinizle ne götürürsünüz gibi. Hani bize bir gün denilseydi ki eğitime ara verip uzaktan bir eğitim yapılacak olsa ne yapardınız gibi bir soru gelse bu ütopik bir şey gibi gelirdi ama şu an biz tam bunun ortasında, içerisindeyiz. Biz bu işi çok verimli götüremiyoruz. Niye götüremiyoruz? Çünkü uzaktan eğitim dediğimiz şey şu, öğrencinin kendi programını, kendi beğenilerini uzaktan eğitim süreci içerisinde kendisinin yönlendirmesi, gönlünün istediği şekilde yönlendirmesi. Fakat burada öyle bir şey söz konusu değil. Burada çocuk edilgen, biz etken durumdayız. Çocuğu biz yönlendiriyoruz. O bizim direktiflerimiz doğrultusunda oradan çalışıyor. Henüz daha bizim öğrencilerimiz kendi başlarına uzaktan eğitimin ne olduğunu, kendi başarılarını, kendi çalışma azimlerini uzaktan kendileri yönetemiyorlar. O yüzden biz bunun adına uzaktan eğitim diyemeyiz, diyemiyoruz. Bizimki acil eylem planıydı ya da acil uzaktan eğitimdi. Biz acilen hemen uzaktan eğitime geçtik, onları yönlendirmeye başladık. Ben oraya işte ders programı koyuyorum, oradan ders anlatıyorum. Uzaktan eğitimde yüz yüze anlatılan dersi uzaktan yüz yüze gibi anlatmak verimli olmaz. Olmuyor zaten. Biz bunu görüyoruz. Şu anda da mesela uzaktan eğitimden korkuyor bütün öğrenciler. İşte katılmıyor, cam açmıyor. Öğrencisi, öğretmeniyle bütünleşmiyor, öğretmeniyle görüşmüyor. Çünkü adına uzaktan eğitim dediğimiz şeyin yüz yüze yapılan eğitimin aynısı. Aynısını uzaktan yapıyoruz. Bu da bize verim sağlamıyor doğal olarak. Mart ayında denedik. Bütün Türkiye'deki herkes denedi. EBA TV'de başta olmak üzere denendi. Ailelerden biz çok olumlu bir tepki görmedik açıkçası. Genellikle olumsuz bir tepki aldık. Çocuk cam açıyor. Orada karşıda öğretmeniyle ders yapıyormuş gibi görünüyor. Fakat çocuk ekranın başında değil. Dışarıda veya başka bir yerde. Öğretmen onu oradaymış gibi görüyor. Bu tür hinliklere ve hilelere de şey yapılmış oldu. Kapılmış oldu öğrenciler. Fakat olumlu eleştiri aldık mı? Aldık. Bazen olumlu eleştiri de aldık. Ben şunu gördüm ki uzaktan da olsa eğer öğrenci istiyorsa, bir birey kendisi çalışma azmi varsa, bunu uzaktan da yapsanız, yakından da yapsanız, birebir de yapsanız isteyen kişinin başarı sağladığını görüyoruz. Velilerin iyi bir rehberlikçi olmaları gerekiyor çocuklarına. Nasıl? Nereye gitmek istiyorlarsa ellerinden tutup onlara yardımcı olmaları gerekiyor. Fakat bizim velilerimizde şöyle bir durum var. Hayır sen şu bölümü kazanacaksın. Hayır sen şunu yapacaksın dediği için uzaktan eğitimde en çok öğrenciden çok veli tepki gösteriyor. Uzaktan eğitim mi olurmuş? Böyle şey mi olurmuş? Böyle halbuki çocuklarının elinden tutup uzaktan eğitimin içerisinde yürüseler. Aslında uzaktan eğitim bence çok güzel bir model. Çok güzel bir şey ama çocuk onun içerisinde yürüyebilirse, onun içerisinde yüzebilirse, veliyle beraber yüzebilirse çok güzel bir şey. Ama ben daha böyle %50 bile ne veliden ne de öğrenciden olumlu bir dönüş almadım. Olumlu bir eleştiri duymadım. Böyle olmuyor. Uzaktan eğitim halbuki çok büyük bir fırsattı. Emin olun güzel bir fırsattı. Nasıl? Okula gitmiyor, staja gitmiyor, kursa gitmiyor, bir yere gitmiyor. Evinde öğretmenine bağlanıyor. Öğretmenin karşısında, kendisi de o karşısında sorabileceklerini, soru yapabileceklerini yapıyor ve bir sürü zamanı kalıyor kendisine. Yolda zaman harcamıyor, kurslarda harcamıyor, okulda. Direkt işine odaklanıyor.
Bu şekilde çalışsalardı en güzelleri kazanırlardı. Ama uzaktanın psikolojisi her zaman onlara olumsuz bir etki yaptı. Bence bunu fırsata çevirebilirlerdi. Hani şöyle yapılabilir. Tabii ki bu süreçte bize çok nadir de olsa, yani %2'lik, %3'lük bir dilim diyebilirim. Verilerimizden şu dönüt geldi. Tabii art niyet var mı yok mu bilmiyorum ama gelen dönütlerde şu var. Hocam bizde bilgisayar yok, telefon yok, internet yok. Şimdi bunlar hep uzaktan eğitime uzaktan eğitimi nasıl yapacağız? Doğrudur. Evde interneti olmayan velimiz var. Mesela Türkiye'de şu an evde interneti olmayan yok gibi. Yaygın diyoruz ama olmayan da var tabii ki. İnterneti yok, tableti yok, bilgisayarı yok. Hocam bizim telefon desteklemiyor diyenler oldu. Bu süreçte ne yapılabilir? Muhakkak tabii ki evde internetinin olması lazım. Bir bilgisayarın olması lazım. Bu çocuğun İşte bizim uzaktan eğitimde eleştireceğimiz yerden biri de bu. Bu uzaktan eğitim bizi biraz da teknolojiyle sınadı, teknolojiyle denedi. Bu çocukların ileride kendi mesela mimarlık okuyan, mimarlık isteyen daha doğrusu, mimarlık kazanmak isteyen bir çocuğun mutlaka ki bilgisayarla ve iletişimle arasının iyi olması gerekiyor. Z kuşağı dediğimiz 1980 ve sonrası kuşağı. Artık bazı uzmanlara göre 2013'te Z kuşağı da bitti, yerine alfa kuşağı geldi. Şu an alfa kuşağı belki var. Orada kesin konuşmayayım ama alfa kuşağıyla şu an karşı karşıyayız. Onlar da 5. sınıf, 4. sınıf, 5. sınıf diye dediğimiz bu sınıf. Bunların zaten teknolojiyle araları çok iyi. Hatta bizim şu an toplumda en büyük şikayet ettiğimiz şeylerden biri, hocam çocuğun elinden tableti alamıyoruz, çocuğun elinden telefonu alamıyoruz, çocuk bizden daha iyi internete giriyor. Bizden bu çocuklara bu imkanlar verilirse, internet imkanı, kullanabilme imkanı, fakat bunu sınırlı dozda ve gerekli şekilde kullanacak şekilde verilirse o çocuklara, bu çocuklar yarın uzaktan da olsa, camdan da olsa, başka bir sistemde de olsa buna hazır hale geleceklerdir. Burada biraz iş yine devlete biraz düşüyor. Nasıl? Geçmiş dönemde Fatih projesi vardı. Tablet veriliyordu. Evde kullanılabilsin, evde ödevleri takip edilebilsin gibi. Güzel bir programdı da aslında, güzel bir şeydi. Fakat şu an ne yapılabilir? Şu yapılabilir. İnternet programlarını, internet ücretlerini sınırlı tutabilip ya da sabitleyebilip herkes evine internet çekebilsin, herkes evine internet alabilsin diye belirli bir kota konulup bence bir şirketle anlaşılır ve herkes ya da uzaktan eğitime tabi tutulacak evde kim varsa öğrenci, bunlara şu fiyat aralığında sabit internet devlet sağlayabilir. Kendisi öder, velinin kendisi öder ama sabit bir ücret olacak, düşük maliyetle bir şey olacak, verilebilir. Yine Fatih projesi gibi bir proje de yapılabilir, verilebilir. Bu şekilde öğrencinin mağduriyeti giderilmiş olur. Ona küçük bir tablet, o uzaktan eğitime girebileceği şekilde, bir de sabit bir internet fiyatı, uçuk kaçık olmayacak ama herkesin alabileceği bir aralıkta fiyat verilebilir. Bu bize, aslında bu bizim artık geleceğimiz. Yani biraz bizim teknolojiyle aramız iyi değildi. Şu an teknolojiyle deneniyoruz, sınanıyoruz. Alfa kuşağı bunu daha çok yaşayacak. İleride daha büyük problemler yaşayabiliriz. Yani Allah korusun bu bir virüstü. Daha kötü şeylerle karşı karşıya gelebiliriz. Ona da hazır olmamız gerekiyor. O yüzden bizim bu kuşağı teknolojiyle, internetle ve tabletle de bütünleştirmemiz gerekiyor. Uzaktan eğitiminde en büyük avantajlarından biri bu zaten. Çocuğu bunun dünyasında yüzdürmek. Teknoloji dünyasında yüzdürmek.